Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya giriyoruz yine hep birlikte. 11 Temmuz ve 17 Temmuz arası evet haftalık burç yorumlarımız diyoruz. Her zaman olduğu gibi sevgili koçlarla yükselen burcu ve ay burcu koçlarla başlıyoruz. Evet koçlar. Yönetici gezegeniniz Mars'ın henüz hala para evinizde olması para ile ilişkileriniz konusunda iletişiminizin bitmediğini gösteriyor. Bol bol çalışıyorsunuz, çalıştığınız konularda üretim yapıyorsunuz, üretiyorsunuz. Evet biraz da para, para harcama içgüdünüz de var, para da harcıyorsunuz. Ama dediğim gibi bu parasal harcamalar konusunda zaman zaman dengeleriniz gitmiş durumda. Çünkü uzun süredir çünkü aynı zamanda Pliton Retrosu, kariyer evinizde olduğu için uzun süredir yeni bazı konularda durgunluk yaşıyorsunuz. Hani alacağınız paralar, alamadığınız paralar, paralarla ilgili problemler derken kafanız oldukça karışık ama Mars'ın o enerjisini ve heyecanını da mutlak hissediyorsunuz. Çünkü para evinizle, maddi evinizle ilgili böyle bir cümbüş var, bir hareketlenme var. Zaman zaman tabii ki öfkelerinizde de kıflıyorsunuz, maddi konularla ilgili kaygılar ve kargaşalar da yaşıyorsunuz. Doğal olarak bazı konularla ilgili takıntılarınız da var. Yaptığınız işin sizin için ne kadar önlem önemli olduğunu veya size ne kazandıracak, neler kaybettirecek özellikle işine yeni başlangıç ve yeni başlayışları, başlayanlar için baya bir problem söz konusu kafalarında yarattığı kaygılar var bu arada biliyorsunuz özellikle Çarşamba günü dolunay gerçekleşiyor Oğlak burcunda sizin e, kariyer evinizde sevgili koçlar muazzam güzel bir dolunay gerçekleşecek burada çünkü Oğlak biliyorsunuz biraz sistemler programlar ve kurallardır bu kurallarla ilgili yeni açılımlar söz konusu veya tıkanmış işleriniz de var. Bu işleri yeniden açmanız söz konusu. Enerjinizi yükseltmeniz ve işinizle ilgili e, uzun süredir ya da epeydir beklediğiniz beklentilere 2-3 adım daha yaklaşma veya aniden açılan bir şemsiye misali e, iş konusundaki yeni bir oluşumun içinde olmanız gerekiyor ve evren bunu size sağlıyor. Sağlarken tabii ki sizin para kazanmanızı da destekliyor. Çarşambadan sonra hem finans evinizde hem kariyer evinizde bir kargaşa ama aynı zamanda bir hareket söz konusu. Evet Dolunay'ın para evinize etkilediği en güzel burçlardan birisiniz. Üstelik kendinizi rahatlıkla gösterebileceğiniz alanlarda da başarılı bir performans sergiliyorsunuz. Bu arada Merkür ve Merkür aynı zamanda... Aile ve yuva evinizde ilerliyor güneşle birlikte. Aile içinde yaşanan konular var. Kariyerinizde etkileyecek konular da var. Hani bazılarınız yeni bir iş performansı içinde olduğunuz için Dolunay'la birlikte aile de bu konuda söz sahibi olmak isteyecekler. Ve bu konuda size kendi duygularını, kendi düşüncelerini aktarmak isteyecekler. Kendilerine göre onların da bir takım söylemleri ve haklı nedenleri var. Ailede kadın, erkek figürleri özellikle babalar, ağabeyler Abiler, onlarla ilgili anne aynı zamanda anne teması çünkü güneş aynı zamanda yengeç burcunda ama dolunay tam karşısında kadını sembolize ettiği için anne ve babanın bir takım söylemleri altında e, düşünebilirsiniz kırgı kırılabilirsiniz konuşabilirsiniz diyaloglarınız artacak ve eve bir takım dışarıdan gelecek olan etkileşimler söz konusu olacak bu arada Evet Venüs ikizler e, burcunda sizin hala sosyal ilişkilerinizi ve organizasyon ilişkilerinizde hareket getiriyor. Ne kadar çevrenizde sevildiğinizi görüyorsunuz sevgili koçlar. Kendinizle ilgili övünebilirsiniz, rahatlayabilirsiniz. Çünkü çevrenizdeki o desteklemeler size muazzam bir şekilde yüksek enerji verecek. Güzel konuşuyorsunuz, çevrenizi etkiliyorsunuz. Pazartesi ve salı koçların kariyer evlerinizle ilgili iletişimle ilgili, yolculuklarla ilgili konular gündeme gelecek. Seyahat planları yapabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe iş kariyeriniz çok çok önemli. Tabii ki dolunayla birlikte. Cuma ve cumartesi sosyalleşme, akıllı insanlar, yeni fikirler, fikirlerle ilgili konular hepsi gündemde olacak. Ama pazar günü biraz bilinçaltınız kapalı ve daha duygusal, alıngan da olabilirsiniz. Ama bu arada çok maharetlisiniz. Ee, özellikle yetenek ve sanatsal konularla ilgili düşünceleriniz ortaya çıkacak. Sessiz, sakin ama insanlarla ilgili iletişiminizi sezgide, sezgisel anlamda diri tutacaksınız diyoruz. Evet sevgili koçlar ilginç bir hafta her anlamda ama son cümlemiz şöyle kariyer kariyer ille de kariyer diyoruz sevgili koçlara. Haftaya görüşmek üzere. Tabii ki sevgili boğalar değilim her hafta olduğu gibi. Evet 11 Mayıs 11 Temmuz ve 17 Temmuz arası bu hafta bakalım sizleri neler bekliyor. Yükselen burçlar ve ay burçları ve kendi boğa olanlar. Evet boğalar Mars sizin burcunuzda yürümeye devam ediyor, bulunuyor. E, ve sizi birazcık enerjik, biraz sinirli, biraz da efkarlı, biraz da karışık yapıyor. Mars e, biliyorsunuz coşkulu bir gezegendir. Savaş tanrısıdır, aşk tanrısıdır, cazibe tanrısıdır. Bulunduğu alana hareket getirir. Üstelik sevgili boğaların kişisel evillerinde her şeye çok çabuk sinirleniyorlar. Savaş tanrısının sanki böyle kılıçlarını çekmiş durumdalar. Söylenen her söze karşı tepkisel oluyorlar. Ama yüksek de bir enerjileri var. Her konuda kendilerini ne kadar becerikli ve ne kadar çalışkan olduklarını ve iş konusunda başarılarının ve kariyerlerine güvenebilirler, zekalarına güvenebilirler ama çevresindeki çatışmalar, çevresindeki uyumsuzluklar da maalesef öyle çok çabuk bitecek konumda değil. O yüzden sevgili boğalar bu ara gereğinden fazla çok çalışmak zorunda kalıyorlar, karşılığını ne kadar alıyorlar. E parasal evlerinde Venüs var, Venüs ikizler burcunda. Gelen para böyle sevdikleri ya da yaptıkları işlere bölün ayrılması gereken yani bir takım bütçelerinin her sayfasına başka rakam yazarak bütçelerini denkleştirmeye çalışıyorlar ve borçlarıyla ilgili konuları da halletmeye çalışıyorlar. Dağıtım sonu durumunda sevgili boğalar paralarını çünkü bir takım borçlar, bir takım masraflar masraflarda boğaların karşısına bir takım olaylarla çıkıyor tabii ki bu yani maddi konularla ilgili hem çok çalışıp hem çok savuran ama bir sürü eksik paralarını da toplayamadığı bir dönemin içindeler. Evet boğalar bunlarla meşgulken Dolunay çarşamba günden itibaren özellikle e, dokuzuncu evlerinde oluşuyor. Dolunay'la birlikte biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda Dolunay gerçekleşiyor. Oğlak aynı zamanda boğanın kardeşi gibidir. İkisi de toprak enerjisi taşıdığı için birbirlerinin dillerinden çok çok iyi anlarlar. İşte sevgili boğalar dokuzuncu evdeki bu karışımın bera dolunaydan çok güzel etkilenecekler bekledikleri yollar var gitmeleri gereken seyahatler var seyahatlerde alacakları sonuçlar var ruhsal anlamda doyuma ulaşacakları alanlar var evet görüştükleri yapı yaptıkları insanlarla yapacağı konuşmalarda onlara gelecek olan güzel etkileşimler söz konusu evet sevgili boğalar bu arada uzun süredir kendi içinde kendi yapında beklediğim bazı konular vardı. O konular size olumlu bir şekilde dönecek. Bunun için seyahatlerinizi lütfen ertelemeyin. Gidin, yol yapın, görüşün, bir insanlarla birazcık senkronize olmaya çalışın. Onların fikirlerini öğrenin, onların size olan enerjilerin nasıl bir şekilde gelişim sağladığını, dönüşüm sağladığını görün. Yani ruhsal anlamda, ruhsal boyutta. Epeydir görüşeceğiniz insanlarla bir aradasınız. Evet ve sevgili boğalar. Bunun dışında evet üç iletişim evinizde e, yengeçte bir e, merkür var. Aynı zamanda güneşle birlikte hareket ediyor. Evet güçlü insanlarla kuracağınız düşünce birlikleri çok önemli. Anlaşılmak ve anlatmak istiyorsunuz. Kendi cesaretinizi karşı tarafa ya da ilişki içinde olduğunuz insanlarla e, göstermek istiyorsunuz. Anlatmak bir şeyi söylemek istiyorsunuz ve bu konuda da onay almak istiyorsunuz. Zaten çarşamba günü bu dolunayla birlikte onay alma modunuz ortaya çıkacak. Yani siz ne kadar kaçsanız ya da karşı taraf ne kadar bu konuda sorun çıkartsa ikili ve duygusal iş ilişkileri işi iş ilişkinin duygusal boyutlarında önemli aşamalarda ve güzelliklerden geçiyorsunuz unutmayın sevgili boğalar Bu arada baktığımız zaman Satürn retrosu var Satürn retrosu sizi birazcık e, tep kariyer evinizde yoruyor ama buna rağmen Neptün Retrosu eski ilişkiler, eski e, arkadaşlık dostlukları tekrar bir araya çıkarıyor. Pazartesi ve salı çok düşünmeniz gerekiyor. Özellikle sağlıkla ilgili konular gündemde olacak. Biraz gergin olacaksınız ama özgürce işler yapmak istiyorsunuz. Çarşamba ve Perşembe yolculuk kararları alabilirsiniz. Kendinizi yollara vurabilirsiniz. Cuma ve Cumartesi ille de kariyerde ve sakıncalı ama sizin için gerekli olan işlerin altına elinizi sokacaksınız ve taşın altından çok muhteşem bir şekilde iş yakalayacaksınız. Evet pazar günü de birazcık sosyalleşmek ama duygusal anlamda size destek verecek insanlarla bir arada olmak isteyeceksiniz diyoruz. Ve sevgili boğalarımız bu hafta gerçekten duygusal patlamalara hazır olun. Önlemenizi alın, kemerlerinizi sıkın. Evet güzel günler geliyor ama birazcık sizi de üzüyor. Olsun her şeyin başı sağlık diyoruz. Kendinize iyi bakın. Yükselen burcu Ay burcu ve kendi ikizler. Evet haftaya güzel bir şekilde başlıyoruz. Dolunay habercimiz var tabii ki çarşamba günü sevgili ikizler. Ama önden önce neler yapıyoruz bakalım. Ay burcu özellikle, kendi burcu hep gelen bir soru var. E, i̇kizlerin nesini dinleyeceğiz? Benim yükselenim ikizler diyen var. Ay burcu ikizler var. Tekrar biz de onu da dinleyebilir miyiz diyenler var. Kendisi de ay burcu da yükselinde ikizler olan dinlesin efendim. Hepsini etkiliyor. Evet sevgili ikizler biliyorsunuz. E, ee, Venüs sizin burcunuzda. Siz epeydir bu güzelliğin, keyfin tadını çıkarıyorsunuz geçen haftadan beri. Enerjiniz çok güzel. İnsanlarla ilişkileriniz çok çok iyi. Kendinizi güzel gösteriyorsunuz. Kendi güzelliğinizin ve ışıltınızın. Yani aynı da kendinizi çok beğeniyorsunuz ikizler. Aynı Şimdi bazılarınız yok canım. Ben o kadar da beğenmiyorum diyebilirsiniz ama şöyle bir şey. Girdiğiniz her ortamda Sende bir değişiklik mi var? Ne kadar güzelsin. Bu arada bir ışıltım var. Bir şeyler olmuş sana der gibi düşüncelerle karşılaşıyorsanız o sizin venüs etkisi ve venüs güzelliğidir sevgili ikizler. O yüzden e, özellikle venüsün keyfini çıkarın. Gözler sizin üzerinizde. Birçok hayranlarınız var. Aşık olmaya hazır insanlar var çevrenizde. Onlardan bazılarını seçebilirsiniz. Bazılarını e, yani kalbiniz boşsa flört zamanı, aşk zamanı Havada bir aşk kokusu var diyelim ikizler için. Burada e, tabii ki Merkür Yengeç Burcu'nda Güneş'le birlikte. Evet çok çalışıyorsunuz. Güzel konuş, konuşmalı işler yapıyorsunuz. Konuştuğunuz insanları organizasyon yeteneğinizi kullanarak birbirinizi senkron edip meç yapıyorsunuz. Bazı önemli insanları bir araya getiriyorsunuz ve onları karşılaştırıp ve maddi konularda size gelir sağlayacak insanlarla bir arada oluyorsunuz. Güzel bir şey. Tabii ki çok güzel ama zaman zaman da yorucu olabilir. Lütfen sevgili ikizler, iş bağlama konusunda, kendinizi gösterme konusunda biraz fazla efor sarf ediyorsunuz. Haklısınız ama. Bu eforların karşılığında da güzel şeyler yaşayacaksınız. Unutmayın. Çarşamba günü parasal ve finans karşıt, finans evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Maddi konuluk olaylar, imzalar. Aniden gelecek olan borçlar da dikkat edebilir, dikkat edin veya bazı konularda eksik konular da olabilir. Bu eksik konuları düzeltmeye çalışın, enerjinizi dinç ve yüksek tutmaya çalışın gelir kazançlarınızla ilgili birazcık finansınızda bir hareketlenme söz konusu. Bir olay bitebilir, bir olay başlayabilir. Yeni iş imzaları da olabilir. Bir şey satın alabilirsiniz. Uzun süredir arzuladığınız ama bir türlü kavuşamadığınız böyle sizi mutlu edecek bir eşya, bir satın alma olayınız ortaya çıkacaktır. Bütün bunlar sizin için mutluluk ve huzur verici ve güzel şeyleri de beraberinde getirecektir sevgili e, ikizlerin ama ikizler maddi konularda flash flash diyeceğimiz günlerden birindesiniz. Evet bu arada ve tabi ki Satürn retrosu var. Satürn kova burcunda. Kova aynı zamanda ikizlerin kendi aynı grubu taşıyan özellikle hava enerjisi. Evet beklediğiniz uzun süre çözümlenmesi gereken konular karşınızda. Hadi bakalım kısa yolculuklar, hadi bakalım beklediğiniz haberlerle karşılaşmalar, yüzleşmeler. Bunlar geçmiş hesapların önüne dökülmesi. Sabrınızı birazcık sanki böyle daha blokaj olduğu bir dönemdesiniz. Biraz onu açmak zorundasınız. Pazartesi salıya baktığımız zaman yay burcunda ay. Pazartesi yay burcundaki o iki gün size biraz enerji sağlayacak ve ikili ilişkilerinize biraz da böyle havadar ve hoş, entelektüel bir hava verecek. Partnerinizle konuşurken, havadan sudan konuşurken olay bilgiye, kültürel konulara da kayacak. Saatlerce oturup dünya politikasından, sosyal olaylardan, kişisel olaylardan ve kültür konularından konuşabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe dolunayla birlikte maddi konular, dediğim gibi satın alma duygusu, demirbaş eşyalarınızla ilgili imzalarınız, sigorta pol poliçeleriniz bütün bunlar gündemde. Daha kurumsal düşüneceksiniz. Maddi konularda daha kararlı olacaksınız. Cuma ve cumartesi yolculuklar, eskiden, çok eskiden unuttuğunuz arkadaşlarınız, dostlarınız ya da sizi unutamayan insanlarla birlikte olacaksınız ve pazar günü ay balıkta yani düşünün bakalım Neptünle birlikte fazla sezgiselsiniz, aşırı alıngansınız, özellikle toplumsal konulara daha duyarlı olacaksınız diyoruz ve sevgili ikizlerimize de güzel bir hafta diliyoruz. Özellikle yükselen ay ve kendi yengeç olanların bu haftası nasıl geçecek bakalım. Evet yengeçler siz bir ay insanı olduğunuz için duygusal taraflarınız biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi bunu hep anlatıyoruz. Alıngan ve duygusal taraflarınıza hayranız. Evet güzel bir nüansınız var. Çevrenizde böyle kibarlığınız, zerafetinizle özel erkekleri de ailesine düşkünlük ve iyi bir baba, iyi bir eş olma yolunda ama zaman zaman alınganlıklar, küsük ve kırgınlıklarıyla eşlerini ya da partnerlerini azıcık üzen insanlar. Ama ne yapalım bu da olsun diyoruz. Çünkü yengeçlerin en azından duygusal taraflıkları, taraf yönleri çok fazla derin. Evet yengeçler bu hafta Çarşambadan itibaren müthiş bir günün içine giriyorsunuz. Çünkü karşıt burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor ve dolunay ile birlikte ikili ilişkilerinize yeni bir boyut geliyor. Ama bu boyut gelmeden önce düşünelim bakalım. Şimdi sizin Merkür sizde, Güneş sizde. Çok etkili konuşuyorsunuz, özellikle diyor geçen haftadan beri çevrenizde etkilemediğiniz insan yok. Herkesle diyaloglarınızı taze ve düz tutmaya çalışıyorsunuz, enerjiniz yüksek boyutta. Bazı konularda kimseye taviz vermek istemiyorsunuz çünkü güneşin verdiği cesaretle karşınızdaki insanlara meydan okuyorsunuz. Evet bu meydan okumak bazen e, güzel bir şey ama bazen de tepki de alabilirsiniz ama hiç ödün de verdiğiniz yok. Yani beni böyle kabul etsinler diyorsunuz çünkü sevimli taraflarınız ve o güzel e, kibar ve nazik taraflarınız meydan okuyuşunuzu çok güzel bir şekilde paketleyip ambalajlayıp karşı tarafa verdiği için insanlar bundan da çok etkilenmiyorlar yani kızılmıyorlar size. Bırakın istediğinizi söyleyin sevgili yengeçler. Ama güzel kelimelerle ve uyumlu kelimelerle çok güzel birbirleriyle o küçük cümleleri eşleştirerek konuştukları için karşı tarafta ilgiyle ve sevgiyle dinleyebiliyor. Evet şimdi sevgili yengeçler. Bunun dışında evet kariyer 12. evinizde bir Venüs var. Evet. Venüs aşk, sevgi, uyum, sanatsal bir de dikkat şeydir, flörtözdür. Aynı zamanda baştan çıkarıcı bir gezegendir Venüs. Hani o flörtöz taraflarıyla karşısındaki insanı dans eder gibi büyüler. Şimdi 12. ev biraz gizlilik gibi olduğu için orada sevgili yengeçler, Kalbinizden geçen insanlar olabilir, gizli duygularınız olabilir, o tür duygularla yaşadığınız alanlar olabilir. Ama lütfen sevgili yengeçler, o gizli duygularınızın sahibi, eğer size bir şekilde itirafta bulunursa ve kalbinizde o kişi yoksa e, kibarca reddedebilirsiniz. Veya sizin çok istediğiniz duygular varsa o duyguları birileri size itiraf edecektir. Özellikle kalbi boş olan yengeçlerin. Bu arada çok iyiliksever tarafınız var. İnsanlar arkanızdan çok mutlu ve güzel bir şekilde konuşuyorlar. İnsan diyaloglarınız güzel ilerliyor. Yani güzel şeyler yaşıyorsunuz. Pazartesi ve salı. Ay yay burcunda. Yay burcu aynı zamanda biliyorsunuz özgürlüktür, duygusallığı, birazcık mantık ve bir akıldır. E sizin çalışma evinizde gerçekleşiyor yeni ay. Yeni ay demişim ayın ilerleyişi çünkü dolunaya geliyoruz artık ay büyüyor. E bu yay burcundaki ay sizi biraz sosyalleştiriyor. İş yaptığınız insanların düşünce yapıları ve özgürce düşüncelerini anlatma şekilleri ve sizin de o insanlarla kuracağınız diyaloglar çok çok önemli olacak. Çarşamba evet Dolunay'la birlikte ilişkileriniz yeni bir boyut kazanacak. Bu boyutun içinde ne kadar varsınız ne kadar yoksunuz bu arada duygusal ilişkileriniz hangi boyuta gelecek partnerinizle ilişkilerde biraz sert çıkabilirsiniz anlaşılmadığınızı ve karşı taraf size karşı birazcık daha kapalı olduğunu hissedip daha açık olmasını ve ilişkilerinizin netlik kazanmasını da isteyebilirsiniz ve ortak projelerinizde ben de varım diyebilirsiniz. Cuma ve cumartesi günü maddi konular çok önemli. 8. ev ve özellikle gözden kaçtığınızı imzayı bekleyen konularla ilgili. Çünkü aynı zamanda orada bir satürn retrosuyla ay birleşince bazı konularda canınız sıkılabilir. Özellikle karşıt finans evinizde biraz imzalarla ilgili aniden çıkacak borçlarla ilgili planlarınızı bozan rakamlar da çıkabilir. Ama çok aldırmayın diyorum ben. Pazar günü yolculuklar çok çok önemli. Duygusal yolculuklara hazırlanın bakalım. Özellikle çok beklediğiniz o güzel karşılaşmalar sizin için önemli olacak. Güzel tatil programları da yapabilirsiniz diyoruz. Ve sevgili yengeçlerimize de güzel bir hafta diliyoruz. Yükselen Burç ve Ay Burcu hastalanan olanlar diyelim mi? Evet Aslanlar, Güneşiniz nerede? Yengeç burcunda. Evet, Yengeç nerede? Güneş sizin 12. evinizde ve Güneş Merkürle birlikte hareket ediyor. Evet Aslanlar, çok fazla düşünüyorsunuz. Çok fazla cesurca kararlar almak istiyorsunuz ama kendinizi zaman zaman baskı altında hissediyorsunuz. Güneş birazcık baskı verir. E, konuşacağınız konuları düşünüp taşınıp, yer değiştirip, tekrar bir araya koyup planlar yapıyorsunuz. Ama bazen cesaret, bazen geriye çekilme. Kendi içinizde kaoslar yaşıyorsunuz. Bu arada Mars sizin kariyer evinizde, boğa burcunda. Sabit düşündüğünüz konular var. Başarmanız gereken konular. Ve özellikle o konularda ısrarcısınız. Ama rakipleriniz de var, siz de biliyorsunuz. Bazı konuların taşları yer yerinden oynamak zorunda. Tabii ki bazı konularda da fazla mücadele vermek zorundasınız. Ve toplumsal konular, iş yaptığınız insanlar, kariyerinizdeki insanlar, bütün bunlar çok önemli. Ve bunun için de ekstra bir... E, efor sarf etmek zorunda kalacaksınız. Ama bu arada alkış alıyorsunuz. İnsanlar size mutlu bir şekilde alkışlıyor. Enerjiniz çok güzel. Ama bunu yaparken de dikkatlice kararlar alabilirsiniz. Birazcık da sanki rakiplerinize karşı biraz dikkatli olun sevgili aslanlar. Siz de biliyorsunuz. Muhteşem işler peşindesiniz, organizasyonlar yapacaksınız, işinizde çok başarılı olacaksınız, enerjiniz çok yükselecek. Ama bunları yaparken Tabii ki rakipleriniz de doğacak. Aslanlar gücü temsil ederler zaten. Son sözü aslanlar söylemek isterler. Hiç kimseye bu konuda şans vermek istemezler. Çünkü çok akıllılar. Ve tabii ki e, özellikle maddi konularda da başarılı işler yapıyorsunuz. Bu arada sevgili aslanlar ne yapıyorsunuz? Pazartesi günü çok ilginç. Ay yay burcunda. Yay burcu birazcık böyle sosyal ilişkilerinde konuşan, insan ilişkilerine değer veren, aynı anda birkaç işi yapabilen organizasyonu kuvvetlidir yayların ve ağızları çok laf yapar. E şimdi sizin aşk ve sosyal evinizde bol bol itifat alacaksınız sevgili aslanlar pazartesi ve salı fikirlerinizi inanılmaz derecede özgürce anlatacaksınız bazı o işbirliği içinde olduğunuz ortak iş planları yaptığınız insanlar sizi acayip bir şekilde etkileyecek. Onlarla el ele, kol kola, diz dize yapacağınız çalışmalar var girdiğiniz ortamlarda. O özellikle dijital alanlarda aynı insanlarla birlikte olacaksınız. Aynı ortak paydalarda birleşip kendi iş konusunda yapacağınız araştırmaları onların katkılarıyla güzel yerlere, güzel uyum içinde olacaksınız. Evet bunları biliyor, biliyorsunuz siz de farkındasınız fakat çarşamba günü Dolunay sizin çalışma evinizde ve sağlık evinizde. Özellikle sevgili aslanlar, önümüz yaz biliyorsunuz havalar çok sıcak. Sıcaklık dereceleri arttı. E, sizin de kalbiniz çok çok önemli. E, Dolunay'da sağlık evinizde gerçekleşeceği için biraz dikkatli olun. Güneşe çıkmayın, şapka ile çıkın e, ve sağlığınıza dikkat edin. Zehirlenmelere dikkat edin. Aynı zamanda e, birçok şeyi sizi, Neptün Retrosu da var çünkü yanlış beslenmeler de söz konusu ama bu arada iş yaptığınızda organize olduğunuz insanlarla bazılarınız yollarını ayırabilir. Dolunay bir şeyleri bitirir, bir şeyleri başlatır. Biraz tutulma etkisi gibidir dolunaylar zaten. Her ay bir dolunay gerçekleşir sanki şöyle düşünün. 10 senenin 12 ayında tutulmaya benzer etkiler görürüz dolunay zamanı. Evet, kurumsal işler, iş yaptığınız insanlar sizinle aynı kulvarda İş yaptığınız insanlarla ilgili bir takım problemler yaşayabilirsiniz sevgili e, aslanlar. E, el sıkıştığınız insanlarla da ayrılık e, sıkışmaları da olabilir. Herkes birbirine güle güle de diyebilir. Evet 6. ev biraz kapınızı kurcalayan bir ev. Evet cuma ve cumartesi günü karşıt evinizde ay sosyalleşeceksiniz. Özgürce sizinle aynı düşüncelerde olan insanlarla bir arada olacaksınız. Kendinizi ve çevrenize karşı enerjinizi iyi hissedecek insanlarla birlikte olacaksınız. Ama cuma pazar günü Biraz maddi konular, duygusal alınganlık. Bazı insanların hafta içinde sizi üzdüğü insanlar, sizi üzen insanlara biraz uzak duracaksınız diyorum. Ve sevgili aslanlar özellikle maddi konular ve iş konulara çok dikkat edin. Altını çize çize iş yapacağınız insanları doğru insanlar olmasına önem verin diyoruz. Siz seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Evet, özellikle Ay Burcu kendisi, Başak olanlar, Yükselen Burcu Başak olanlar. 11 Temmuz ve 17 Temmuz arası sizleri neler bekliyor bakalım. Öncelikle biliyorsunuz Merkür sizi yöneten gezegen, yönetici gezegeniniz Yengeç Burcu'nda Güneş'le birlikte hareket ediyor ve sizin yolculuklar, yabancı ülkeler, gideceğiniz yerler, duygusal iletişimler, dijital alanda algılarınızın yükselmesi, alanınızın genişlemesi bir sürü konular sizin kapınızı çalmak üzere. Evet bütün bunları yaparken Mars'ınız da Boğa'da. Mars sizi sizinle birlikte aynı özelliklere sahip olan bir toprak enerjisi var. Evet, yatırımlar yapmak istiyorsunuz. Uzak memleketler ve yabancı ülkelerle ilgili konular gündemde kalıyor. Ondan sonra yapacağınız bir sürü konu var hayatınızla ilgili. Onları birazcık düzene sokmanıza fayda var sevgili Özellikle Başaklar Çok konuşacaksınız bu ara. Konuştuğunuz konuların arkasında olmak istiyorsunuz. Ama konuştuğunuz konular size artık bir şekilde de dönüşsün istiyorsunuz. Ve boşa konuşmak istemiyorsunuz. Yani iletişim alanında başarılarınız çok önemli. Evet sevgili Başak'la. Gideceğiniz ortamlar, buluşacağınız insanların kapasiteleri çok çok önemli. Size ne kadar senkronize olabilecek, nasıl sizlerle iletişimde olacak ve sizin gücünüzü ve sizin enerjinizi ne şekilde ortaya koyabilecek kadar sizinle senkron olacak insanlar önemli. Evet kariyer diyorsunuz, yabancı ülkeler diyorsunuz, yenilikler diyorsunuz ve bu yenilikleri size sağlayacak insanlarla kuracağınız düzen, kurallar, projeler hepsi sevgili Başakların önüne seriliyor. Burada tepe evinizde tabii ki Venüs var. Venüs size muazzam bir enerji veriyor. Yani aynı anda birkaç şeyi organize edebiliyorsunuz. Çünkü Venüs biliyorsunuz aşk, güzellik ve sizin aynı zamanda flörtöz taraflarınızı ortaya çıkaracak, ortamları sağlayacak. Girdiğiniz ortamlar size ne kadar yabancı gibi de gözükse sizin için çok önemli olacak ve her ortamda sesinizi duyurabileceksiniz ve kariyerinizle ilgili önemli iş atamaları. Hani vardır bazı başaklar uzun süredir çalışmayı bırakmış olabilirler ya da uzun süredir bazı çalış veya kendi işlerinden memnuniyetsizlik duyabilirler ve başka işe başlamak ya da iş değiştirmek, yeni bir atılım yapmak isteyebilirler. İşte Venus tam 10. evinizdeyken Hadi bakalım bunları sağlayın. Hadi bakalım bu konuda kendinizi ortaya çıkarın sevgili başaklar. Ve tabii ki Merkür'ün etkisiyle çok daha konuşkansınız. Ve duygusal konuşmalar yapacaksınız nedense. Biliyorsunuz sevgili başaklar mantık ve akıl insanıdır. Ve insanlara Evet, çok fazla derinliklerine girmeyen olayın hep böyle mantık kısmında akıl kısmında kalan insanlardır. Nedense başaklarımız bu haftadan itibaren kendileriyle ilgili yeni bir olgu içindeler. Ve biliyorsunuz çarşamba günü Dolunay gerçekleşiyor. Oğlak Burcu'nda sizin aşk ve sosyal evinizde yaşınızdan büyük insanlarla kuracağınız diyaloglar, kurumsal konularla konuşurken aklını karşınıza çıkan insanlar, aklınızı beğenen ya da sizin onun aklında hayranlık duyacağınız insanlarla kuracağınız ve toprak grubu bir iletişim söz konusu. Biraz da böyle bazı insanları kriminal taraflarını da göreceksiniz. Hani bu sırlar vardır, saklanır. Bazı insan... Bazen bazı konularda hiç konuşmak istemeyiz. Sosyal ortamlarda kendimizi geriye çekeriz. İşte bu geriye çekilmelerin artıları olarak size dönüşler var. Girdiğiniz ortamlarda birçok insanların altyazılarını çok rahat bir şekilde okuyabileceğiniz alanlardasınız. Sevgili Başaklar. Evet sıkılmayın takılmayın çünkü bazı konular özellikle pazartesi ve salı Ay Yay burcunda. Yay burcu sizi birazcık yoruyor. Karşıt evinizde de Neptün var, retro var. Şimdi pazartesi ve Salı Ay ve Neptün karesi. Evet, aile arasında, çalışkılar arasında, aşk arasında, aile ve konular, iş konusunda bunlar sizi biraz sıkıştırmış durumdalar. Ama çarşamba ve perşembe sosyal ilişkilerinizde dar alanlardan kurtuluyorsunuz, genişliyorsunuz. Cuma ve cumartesi Satürn Kova'da biraz daha güncelleşmek, ya fabrika ayarlarınızı biraz daha düzeltmek ve kendi özelliklerinize dönmek zorundasınız ve uzun süredir ihmal ettiğiniz kişilerle bir takım toplantıları yapmak zorundasınız. Gelişiminizi tamamlamak için bazı özel insanlara ihtiyacınız var. Pazar günü de Ay Balık Burcu'nda sosyal yaşıyorsunuz, sanatsal tarafınız çok kuvvetli, daha duyarlı oluyorsunuz, daha romantik oluyorsunuz diyoruz. Ve evet haftaya görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet hepimiz bekliyoruz bakalım neler olacak. Yükselen Burcu veya Ay Burcu terazi olanlar. Teraziler bir kere dengi ve e, asalet konusunda muhteşemsiniz. 12 burcun içinde baktığımız zaman güzelliğiniz, zarafetiniz özellikle terazi kadınlar için bu çok geçerli. Böyle karşı tarafı muhteşem bir böyle e, kibarlık ve zarafet sunarsınız. Şimdi konu nereden açıldı? Sizin yönetici gezegeniniz Venüs ikizler burcunda. Sizin gibi hava burcunda. Yani siz o zarafetinizi ikizlere taşıyorsunuz. Yani ikizlerle birlikte böyle bir harmanlama yapıyorsunuz. Yani birçok terazi, çok konuşkan bu hafta. Her konuyu istediği gibi anlatıyor. Dili, e, dili Dilini çok güzel kullanıyor. Ve çevre ilişkilerinde çok güzel birbirine kaynaştırma olayları yaşıyor. Yani bazı insanları birbirleriyle kaynaştırıyor. Bazı insanları birbirlerinden ayrıştırabiliyor. Ama fikirleriyle ve muhteşem bir performansla çevresine ışık veriyor evet yolculuklar var, yazışmalar, çizişmeler. Özellikle reklam dünyasında ya da yazarlar dünyasında çalışan teraziler varsa bu konuda mu 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 muhteşem bir performans sergileyecek. Evet, Terazilerin bu yönlerini alkışlıyoruz. Peki Teraziler? Dolunay var. Evet, bu hafta çarşamba günü dolunay nerede gerçekleşecek? aile, yuva, eviniz, düşünceleriniz, kendi düşünceleriniz, beyninizin altında geçen düşünceler bunlar çok önemli sevgili terazilerimiz için. Özellikle çarşambadan sonra kendi işlerine dönecekler. Ailevi konuları çünkü orada bir de Pliton Retrosu var. Biraz karmaşa, sıkıntı ve bunalım yaşayacaklar. Özellikle çok sevdikleri arkadaşlarını, dostlarını ve aileleriyle ilgili konuları masaya yatıracaklar. Olur ya bazı konular insan içinde saklanmıştır, konuşulmamıştır. Ee, bazı konular insanlarla ilgili gerilemeler yaşamıştır. İçeride saklı, saklı kalmış duyguları olmuştur. İşte teraziler bunlarla yüzleşiyor. Ailenin sırları ortaya çıkabilir. Onlardan saklanan konular. Evet her dolunay aslında bir tutulma etkisi yaratıyor. Unutmayın. Çünkü Dolunay biliyorsunuz ay bizim e, su enerjisinin yengeçin yöneticisi. Dünyanın yüzde %70'i su, insan vücudunda yüzde %70 su ve ne zaman bir dolunay gerçekleşse hangi burçta veya hangi evimizdeyse orada bize sıkıntılar ama aynı zamanda yenilikler ya da bitişler ve başlangıçlar sunar. Evet terazilerin ailevi konularla ilgili bitiş ve başlangıçlar dönemi diyoruz. O yüzden lütfen kendinize dönün. Duygularınızı masaya yatırın. Neyim, neredeyim? Ailemle ilgili hangi konuları atladım, şimdiye kadar neleri konuştuk, neleri konuşmadık. Bunlar çok önemli ve çok özel şeylerdi. Ve sevgili teraziler bu konuları gündeme getirecekler çarşambadan sonra. Ve bu arada kariyer evlerinizde güneş var. E ve aynı zamanda Merkür var. Çok güzel konuşuyorsunuz. Çevrenizi çok etkiliyorsunuz. İnsanlarla diyaloglarınızı ciddi ve güzel tutuyorsunuz. Enerjiniz çok çok yüksek. Hayatınıza dair güzel adımlar atıyorsunuz. Önünüzü e, önünüzü görüyorsunuz. Uzun süredir alışkanlık yapan konular ve kafanızda takıldığınız konuları geçiyorsunuz. Kendinizi bir adım öteye atıyorsunuz. Ama bu arada ailevi konular ya da aile şirketiniz varsa bu şirkette kendi hedeflerinize doğru ilerliyorsunuz. Konuştuğunuz konuları birbirinize birbirine çok iyi senkron edebiliyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara kendinizi ispat edebiliyorsunuz. Bunlar muhteşem güzel şeyler sevgili teraziler. Bu arada Pazartesi günü iletişim evinizde bir yeni ay var, e, yeni ay demişim ay ayda e, iletişim evinizde yolculuklar var ve görüşeceğiniz insanlarla kısa kısa yapacağınız konuşmalarda hızlı ve enerjik hareket edeceksiniz. Çarşamba günü dolunay sizin aile evinizde dediğim gibi ailevi konular gündeme gelecek ve Çarşamba Perşembe etkisini gösterecek Cuma Cumartesi. Sosyal ilişkiler, zeki insanlar, akıllı insanlarla bir arada olacaksınız. Onların aklı size çok artı getirecek. İletişiminiz mükemmel. Bu arada daha zeki ve daha uçuk fikirleri hayata geçirebilirsiniz. Pazar günü biraz dikkatli olun. Mılıkta, duygusalsınız, biraz sıkıntılısınız. Hafif bir depresyonik durumlarınız olur ama hepsinin üstesinden gelecek kadar da güçlüsünüz. Çünkü tepe evinizdeki güneş her konuda sizi... Yardım ediyor diyoruz. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bak. 11 Temmuz ve 17 Temmuz arası. Evet, burçlarımız neler bekliyor derken geldik sevgili Akreplere. Akrepler, siz bir Mars insanısınız. Enerjiniz güzel. Gizemli taraflarınız var. Ama ne kadar gizemli olabilirsiniz ki? Mars indi sonunda gizemli tarafınızı bırakırsınız ve Mars sayesinde ortaya çıkarsınız. Pluton sizi gizemli yapıyor. Peki akreplerin e, Plüton'u nerede? Oğlak Burcu'nda. Oğlak Burcu'nda retro yapıyor. Yani sevgili akrepler, iletişimle ilgili konuları biraz geriye sayarak düşünün bakalım. Geçmiş hatalarınız, yapmanız gereken birikmiş konular bunlar önemli. Ama bu arada 7. eviniz dediğimiz karşıt evinizde ne var? Bir tane Mars var. Yani sizin coşkulu, sizi siz yapan akrebi savaşta, savaş aynı zamanda rakibi, rakip yaratan ve gücünü ortaya çıkaran Mars karşı evinizde ve sizi güçlü kılıyor. Evet ilişkiler konusunda kıskanılıyorsunuz, coşkulusunuz. Bazı konularda ki biraz kendinizi gösterirken biraz volümlü, yüksek volümlü davranmak zorunda kalabilirsiniz. Bazen ilişkilerinizde öfkeli davranıyorsunuz. Hiç kimseye söz hakkı vermek istemiyorsunuz. Tersim kötü diyebilecek alanlarda yürüyorsunuz ama ne olursa olsun sosyal ilişkilerinizde doğru alanlarda doğru atışlar yapıyorsunuz sevgili akrepler. Çünkü ne yapıyorsunuz? Merkür yengeç burcunda. Nerede? Aynı zamanda sizin 9. evinizde. Ve evet, yolculuklar var. Kısa kısa yapacağınız yolculuklarda önemli aşamalar var aynı zamanda beklediğiniz o duygusallığa biraz daha yaklaşmış durumdasınız. Ve sosyalliğinizle birlikte, yolculuklarla, tatille bir arada olabileceğiniz güzel durumlar var. Çünkü Mars da aynı zamanda Merkür arasında çok güzel bir 60 derecelik açıyla birbirlerini destekliyor. Yani akrebin Aynı zamanda hem ilişkilerine büyük bir coşku veriyor, hem de hareket kazandırıyor, hem de yolculuklar ve gittiğiniz alanlarda kuracağınız diyaloglar sizi güzel alanlara taşıyor. Evet sevgili akrepler, özellikle ça çağrıldığınız yerlere gideceksiniz. İletişim içinde olduğunuz insanlarla muhteşem bir alışveriş yapacaksınız. Bu arada uzun süredir bir biriktirdiğiniz konular var. O konuları hayata geçirmek istiyorsunuz. Geçirler, geçirirken de biraz fazla düşünüyorsunuz galiba. Ve iş imzalarınız var. Beklediğiniz yolculuklar, vize bekleyen işleriniz var. Yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Bunlar sizi birazcık hareketlendiriyor ve yoruyor. Ama bunun dışında da çok önemli işlerin altına da hızlı bir şekilde yürüye yürüye gidiyorsunuz koştura koştura. Bu arada Venüs evet ikizler burcunda sizin 8. evinizde. Aklınızda neler var? Duygusal konularda, ikili ilişkilerinizde neyi nereden yer değiştirerek ilerlersiniz? Bunlar sizi birazcık yoracak. Karşı teras evinizde aynı anda iki yerden çok güzel paralar alacaksınız. Paralarınızın şeklini değiştireceksiniz. Parayla ilgili konularda yeni yöntemler bulacaksınız. Yani sevgili akreplerin maddi konuları önemli, ikili ilişkiler önemli ve aynı zamanda sosyal ilişkilerde atacağı adımlar önemli. Evet, duygusallığınız hat safhada. Ve bu arada e, Dolunay var biliyorsunuz çarşamba günü Oğlak Burcu'nda. İkili o küçük e, ilişkiler var ya bir anda patlamalar. Bir anda sizin ne olmanız gerektiği ve hangi konuda hangi konuyu hedeflemeniz konusunda size çok güzel yol gösterecek. Yani küçük ilişkilerinizi veda edeceksiniz. Yeni ilişkiler gelecek ve yeni ilişkilerden alacağınız güzel haberleriniz var. Pliton Retrosu ile birlikte Dolunay el ele çalışarak şimdiye kadar çok biriktirdiğiniz, çok düşündüğünüz, asla ve asla yapamayacağımız dediğiniz birçok işi halledeceksiniz sevgili akrepler. Kendinize güveniyorsunuz kendi düşüncelerinizde ne kadar akıllıca hedefler koyduğunuzu biliyorsunuz. Hedeflerinize yıllardır beklediğiniz hedeflerinizle ilgili yollarınız açılıyor, önünüz açılıyor. Evet, pazartesi günü ve salı günü parasal konularda daha özgürsünüz. Çarşamba ve perşembe dolunayla birlikte genişliyorsunuz. Evet, cuma ve cumartesi günü ailenizde eğlenceli bir ortam olacak. Ve tabii ki pazar günü İlle de aşk ve tutku diyeceksiniz. Ve sevgili akrepler kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Haftaya görüşelim. Evet diye geldik. Yay biliyorsunuz orijin bir borç. Kendi, kendine şahsına münhasıran. bir özellikle du duygusallıktan çok mantıksal ve akıllı bir burç. Yani... Aklını özgürlüğüyle pekiştirdiği zaman muazzam işler çıkartıyor. Ve sevgili yayların şu ara maddi konularla ilgili takıntıları var. Hem de güzel takıntılar aslında. Çünkü dolunay çarşamba günü sevgili yayın para evinde olacak, oluşacak. Evet, dolunaylar genelde bizim tutulmalarımızı etkiler. Yani vardır ya e, yılda 12 tane ...tutulma... E, dolunay aynı zamanda 4-5 tutulmanın bedelindedir. Yani her dolunay bir tutulma etkisi gösterir. O yüzden dolunaylarda e, level atlamamız, atlamamız gereken konular, sıkıldığımız konular, ulaşamadığımız konular, bütün bu konular farklı bir boyutlarda karşımıza çıkar. Şimdi yaylar özgürce para harcamak, özgürce para kazanmak, parasını istediği gibi maddi konularda genişlemek, genişlediği paralarda yatırımlar yapmak veya kendine göre seyahatler yapmak, kendini geliştirmek. Bütün bunlar çok önemli yaylar için. Ve tabii ki Dolunay'la birlikte birazcık parasal konularla ilgili konuları şekil değiştirecek. Güzel de olacak. Artı tabii ki karşıt evinde İkizler Burcu'nda bir Venüs var. Venüs'ten de çok güzel etki alıyor. İş ilişkileri, imzalar, ve bir takım orijinal konular, aynı fikirde olduğu insanlarla yapacağı görüşmeler bunlar önemli. Bu arada çok da çalışkanlar sevgili yaylar. 6. evinde bir Mars var. Mars Boğa'da stabil işlerde, konsantrasyon gerektiren konularda da başarılı işler yapıyorlar. Odaklaştığı konuları sonuca götürüyorlar. Sabırla çalışıyorlar ya da sabırla iş yaptığı insanların onlara getirileri oluyor. Aynı zamanda durdukları yerde ara gibi çalışıyor yaylar ve tabii ki Merkür Venüs'ten de çok güzel etki alıyor. Özellikle duygusal ve ikili ilişkilerinde karşı tarafın heyecanları onlara gösterdiği ilgi, flörtöz taraflarının ortaya çıkması, enerjinin yükselmesi, iletişim içinde olduğu konularda başarı ve tabii ki renkli düşünceler, aynı anda çocuksu tavırlar ve aynı anda görüştiği insanlarla kuracağı diyaloglar bütün bunlar yayları level atlamalarına neden oluyor. Bu arada tabii ki önemli işleri yaparken yengeçte, yengeçte ilerleyen bir güneş var. Orada da bir merkür var. Yatırım konusu dayları çok dikkatini çekecek. E, merkürle Güneş'in etkisiyle birlikte e, beraber hız kazandı, beraber ortaklaşa fayda oluşturdukları insanlarla güzel paralar kazanacaklar ama harcama içgüdüleri yüzünden paralarını bir noktada da toplamayabilirler. O yüzden yaylar çok dikkatli olun arkadaşlar. Paranızı doğru alanlarda doğru bir şekilde harcayın. Pazartesi ve salı ay sizin burcunuzda. Çok duygusalsınız. Alınganlık gösteriyorsunuz. E, hangi konularda ne yapmanız gerekiyor? Hangi konularda kendinizi nasıl geliştirmeniz gerekiyor? bunları çok hızlı düşünüyorsunuz. Aynı zamanda duygusal takıntılarınız var. Çevrenizdeki kendi insanlara akıl verirken kendiniz de onlarla özdeşebiliyorsunuz. Ve tabii ki çarşamba ve perşembe özellikle dolunayla birlikte parasal evinizde çok büyük bir hareketlenme var. Ondan sonra ve dolunay aynı zamanda sizin yeni bir para konusunu gündeme getiriyor ve aynı zamanda iş anlaşmalarını da getiriyor. Ve yeni iş parasal konular gündeme geliyor. Yani sevgili yayların durdukları yerde duramıyorlar. Her an her şey yapabiliyorlar. Ve iş anlaşmalarında %90 başarıyla yaklaşıyorlar olaylara. Cuma ve cumartesi günü şenlikler var. Zeki insanları seviyorlar uzak iki insanlarla kuracakları diyaloglar önemli. Aynı modda, aynı görüşte olan insanları bir araya getirmek onları mutlu ediyor. Kova biliyorsunuz aynı zamanda özgürlükçüdür. Yayları çok daha uygundur. Küçük seyahat planları yapıyorlar. Kardeşlerle ilgili diyaloglar söz konusu. Pazar günü birazcık karamsarlar. Aileye doğru yöneliyorlar. İçlerindeki o kendi duygusallıklarını tartıyorlar. Hangi konuda ne kadar vericiler, ne kadar kullanılmış böyle içsel kırgınlıklarını çevresindeki insanlarla konuşabiliyorlar. Biraz konuşmaya pazar günü ihtiyaçları var sevgili yayların diyoruz. Evet sevgili yaylar özellikle para konusuna bu hafta dikkat edin diyerek haftaya görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. 11 Temmuz 17 Temmuz arası size oğlaklar diyelim mi? Yükselen Burç ve Ay Burcu oğlak olanlar. Oğlaklar ne yapıyoruz? Bu hafta nelerle karşılaşacağız hiç düşündünüz mü? Çarşamba günü dolunay gerçekleşiyor sizin burcunuzda. Tabii ki dolunay genelde biliyorsunuz tutulma etkisi yapar. Yani yılda her ay bir tane dolunay bize bir tutulma etkisi sunar. O yüzden dolunaylar bizim için önemlidir. Sevgili Oğlaklar da kişisel evlerinde, kendi evlerinde gerçekleşiyor. Kendileriyle ilgili sorgulamalar var. Plüton retrosu da aynı zamanda tutulma üzerinde gelişeceği için doluna üzerinde etki etkisini göstereceği için biraz düşünecekler Oğlaklar. Evet kendi hayatlarına bir mercek tutacaklar. Bir büyüteçle bakacaklar. Geçmişiyle gelecekleri arasındaki o derin yolculuğa bakacaklar. Evet neredeydi? Nereye geldik? Ne yapmak istiyoruz? Nerelere gideceğiz? Kişiliğimiz nerede? Nerede olgunlaştık? Sınavlarımız bitti mi? Hangi sınavdan ne not aldık? Hayat sınavları bizi nereye getirdi? Bütün bunlar uzun süredir zaten oğlakların hep kafasında sürekli sürekli ama ilk defa sevgili oğlaklar bu dolunayla birlikte senenin yine en güçlü, en zor ama en güzel level atlayacağı günlerden haftalardan birini yaşıyorlar ve karşıt burçlarında ve tabii ki orada bir Merkürle Güneş var. Evet iletişim konusunda ikiliyi biraz karışıklar. Çünkü o dolunayın yarattığı güçle ben bilirim egosu ve iş bitirici halleri karşı taraftaki Güneşle zıtlaşma yaşıyor. Bir dolunay ve Güneş zıtlaşması var. Evet bir yerde yeni başlangıçlar yapma duygusu. Diğer yanda güçlü insanların onlar üzerinde baskısı ve güçlü insanlarla kuracağı diyaloglarda konuşma dilinin dilini nasıl kullanması gerektiğini, hangi insanları ne şekilde ikna et, edeceğini hepsini ortaya döküyor. Yani oğlakların kritik ama sıra dışı günlerinden biri. Bunu ne şekilde ifade edecekler, nasıl çevresine kullanacaklar baktığımız zaman tabii ki aynı zamanda bir ikizler burcunda Venüs var. İkizler burcu çevresel koşulları, çevresindeki iş yaptığı insanlara, orada karşılaştığı görüşler, hangi görüş, hangi ufukta nasıl ilerliyor onlar söz konusu. Yani baktığımız zaman sevgili e, oğlakların çalışma hayatlarında büyük bir tempo var. Biraz daha hareket getiren işler yapacaklar ve sağlıkları da çok önemli biraz dikkatsiz olabilirler yani bir sağlık problemi de yaşayabilirler yürüyüşlerine araba kullanırken özellikle spor yaparken çok dikkat etmeleri gereken durumlar söz konusu çünkü venüs evet ikizler burcunda aşırı hareket veriyor hemen dibinde güneşten ve yengeçten e, venüsten çok güzel bir etkileşim oluyor. Evet sevgili e, oğlaklarımız şimdi baktığımız zaman para evinizde bir satürn retrosu var. Eski ödenmemiş borçlar harcamak e, harcamak zorunda kalacağınız konular parayla ilgili problemler bunlar hala mevcudiyetini koruyor. Ama akıllıca ritmik düşünürseniz bazı konuları e, çip düşünerek e, sonuca giderseniz ve özgürce parasal konularda karar vermeye çalışırsanız alacağınız sonuçlar sizin için çok önemli ve çok özel olacak. Evet oğlaklarımızın da Satürn varii tarafları maddi konularla birlikte birleşerek ve Uranüs'ün de tabii ki Boğa burcunda olması parasal evlerinin Boğa burcunda ilerlemesiyle birlikte bazı kaçırılan fırsatlarında tekrar tekrar karşılarına çıkarak onları yoklamaları söz konusu. Evet bu arada Sezgiler Kuvvet'te tabii ki oğlaklar her zaman olduğu gibi. Neptün Retrosu, geç anlaşıldınız ama tam anlaşıldınız. Bunu siz de farkındasınız. Mars Boğa'da sosyal ilişkilerinizde bayağı bir renklisiniz ve cazibeniz çok yüksek. Sağlam ve aşk ilişkileri bir anda sizi çarpan, duygulandıran konular da söz konusu. Ama lütfen yine de dikkatli olun ani parlayan ilişkiler ani bir şekilde bitebilir. Mars birazcık sizi e, coşkular, kıskançlıklar, büyük aşklar, tutkular derken kapınızı yorabilir ama ne olursa olsun her şey sizden yana olacak diyoruz ve sevgili oğlaklarımız siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu haftayı damgaya vuran konular ilişkiler ve para diyoruz ve kendinize iyi bakarak haftaya görüşüyoruz. 11 Temmuz, 17 Temmuz arası kovaları neler bekliyor? Her hafta yorumlarımızda sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz ama bu arada değişen tabii ki gezegenlerimizin konumları var. Her hafta gezegenler şekil değiştirerek bize etkiliyor. Bu hafta kovalarında birazcık dolunaydan etkileşimleri var. Yani bilinçaltı dediğimiz ruhsal evlerinizdeki dolunayla birlikte kafanız birazcık sevgili kovalar karışık. İş hayatınız, karşılıklı iş yaptığınız insanların düşünceleri, size yaptırımları, yapım yap, yaptırımcı güçleri biraz kafanızı karıştıracak. Evet, iyi niyetle yol aldığınız konularda zaman zaman pürüzler çıkacak. Bazı insanlar gerçek duygularını sizlerden saklayacaklar. Ve sevgili kovalar duygusal ilişkiler olsun, iş ilişkileri olsun. Buralarda biraz karışıklık yaşayabilir. Çünkü dolunay 12. evde o kapalı kutu dediğimiz bilinçaltı evinizde sizi bir takım düşüncelerle yoğuruyor. Planlar yapıyorsunuz. Belki bu planlar doğru planlar ama 12. ev hapis evi olduğu için belki bunları ortaya çıkaramıyorsunuz. İlerleyen günlerde çok daha iyi olacak. Bu arada Satürn Retrosu var. Aynı zamanda oğlum ve sizin yöneticiniz. Kafanız o kadar karışık ve kendinizi disipline ettiğiniz, elden kaçırdığınız, geçmişte yapamadığınız, düşüncelerinizi hapsettiğiniz konular var ki sevgili kovalar. Siz de bunların içinden zaman zaman çıkamıyorsunuz. Ama yapacağınız çok şey var. Bu arada Venüs 8'ler burcunda sizin aşk ve sosyal evinizde Bulunduğunuz topluluklarda çoğul işler yapma şansınız çok fazla. Aynı anda birkaç işi birleştirebilirsiniz ve birçok insan sizin fikirlerinizden faydalanacaktır ve birçok insana faydalı çok güzel akıl vererek faydalı fikirlerle onların sorunlarını çözeceksiniz. Evet bu arada karşı cins tarafından beğeniliyorsunuz, takip ediliyorsunuz. Birçok insan size karşı duyguları var sosyal ilişkileriniz çok renkli. O girdiğiniz ortamlarda yine her zaman olduğu gibi fırtınalar estirebilirsiniz. Gerek konuşmanızla, gerek beden beden dilinizle, gerek e, tarz, tavrınızla, tarzınızla bulunduğunuz alanlara imajınızı ortaya dökebilirsiniz. Yani sevgili kovaların sosyal ilişkilerde yaşadığı konular onlara artı getirecek. Tabii ki Merkürle Güneş çalışma evlerinde tam dolunayla karşılıklı. Yani iş hayatınızda müthiş ve güzel bir patlamalar söz konusu ama bu patlamaları gerçekleştirmek için biraz da sosyal ve çevrenizdeki insanları kullanmak demeyelim bunu ama onların fikirlerinden, onların çevrelerinden azıcık da olsa faydalanmak zorundasınız. Zaten onlar bu konuda sizi gereken desteği de verecekler. Güçlü insanlar, güçlü beraberlikler içinde olmak istiyorsunuz. Bir, birkaç level yukarı, yukarıya çıkmak istiyorsunuz. Satürn retrosunda eski konuları, eski olayları tekrar gündeme getirmek istemiyorsunuz. Hayatınızın bir bölümüne noktayı koymuş durumdasınız. Yeni bir sayfa açarken de yeni olayları kucaklayacaksınız. Evet her şey böyle iyi giderken dikkat etmeniz gereken Neptün sezgileriniz. Burnunuz maddi konularda çok da güzel koku alıyor. Sezgileriniz güzel. İnsanlarla kuracağınız yine sezgisel diyaloglar ve empati yeteneğiniz mutlu edecek. Yaratıcılığınız var. Yaratıcılığınızı iş hayatınıza ve çevrenizdeki insanların fikirlerini birleştirerek kullanabilirsiniz. Neptünle aynı zamanda Merkür açıları çok güzel. Hem para kazandıracak insanlar hem paranızı kullanacak hem de meç olabilecek insanlarla birliktesiniz. Şimdi baktığımız zaman pazartesi ve salıya özellikle sosyal ilişkilerde özgür insanlarla Sıra dışı ve şahsına münhasıran dediğimiz birliktelikler içinde kuracağınız diyaloglar önemli. Çarşamba ve Perşembe bilinçaltınız çok yoğun. Bazı insanların iç dünyalarını okuyacaksınız. Canınızı sıkacak bir takım frikekler yakalayabilirsiniz. Düşünce frikekleri. Ama çok da aldırmayın. Cuma ve Cumartesi. Ay sizin burcunuzda, sosyalliğiniz, eğlenceniz, duygusallığınız sağlığınız tavan yapıyor. Pazar günü maddi konular üzerinde odaklaşacaksınız ama bu yaratıcılık isteyen işler olduğu için biraz kendinize özen gösterin ve kendi yeteneklerinizi keşfedin bakalım. Hayat size daha neler gösterecek diyoruz ve sevgili kovalarımızı da bu hafta güzel günlerle, güzel sözlerle kapatalım. Haftaya görüşelim unutmayın yapacağınız çok şey var. Yeter ki başlangıçları yapın diyoruz. Siz seviyoruz. Merhaba yükselen ve ay burcu balık olanlar. Evet balıklar bu hafta bakalım nelerle karşılaşacaksınız. Gezegenlerimiz bize neler söylüyor. Gökyüzünden nasıl haberlerimiz var. Biliyorsunuz uzun süredir Neptün Retrosu'nda ilerliyorsunuz. Bu Neptün Retrosu sizi biraz geçmişe götürüyor galiba. Azıcık o nostaljik duygularınız sizi yaralıyor. Çünkü sezgiler atakta. E, empati yeteneğiniz yüksek. Rüyalarınız çıkıyor. Her şeyi önceden hissediyorsunuz. Bu kadar yoğunluğun içinde ne yapmanız gerekiyor acaba? Yani bu kadar boğulmadan o eski anılar ya da gelecekle ilgili hayallerinizi eski anıların sizi bölmesine izin vermeden. Nasıl ilerleyeceksiniz acaba? Hiç düşündünüz mü sevgili balıklar? Evet bu ara Mars iletişim evinizde. Ee, bazı insanlar size karşı birazcık zorlayıcı davranıyorlar. Hatta sert çıkışlar yapabilir. Kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Veya Neptün Retrosu'ndan etkilenip, geçmişteki hayatınızı düşünüp, yakın çevrenize karşı yardım sağlayabilir, tepkilerinizi gösterebilirsiniz. Özellikle kan bağı olduğunuz insanlara dikkat edin. Yakın kan bağı olduğumuz kardeşler, kuzenler ve yakın çevreniz çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Lütfen buna çok dikkat edin. Bu arada siz sezgilerden yola çıkarak ilişkiler konusunda biraz kendinizi testten geçireceksiniz. Tabii ki merkürünüz, tabii ki güneş, aşk ve sosyal evinizde. Duygusal anlar, duygusal alanlar, o alanlarda karşılaştığınız ve sizin duygusallığınızı besleyecek ve size güzel sözler söyleyecek insanlarla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz ve bunu zaten sağlıyorsunuz. Bunu zaten yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tabii ki tüm bunlar sizin hayatınızın özel parçalarından biri. Ve tabii ki, tabii ki, tabii ki a aile ve yuva evinizde bir Venüs var. Venüs kendinizi güzelleştirme, çevrenizi güzelleştirme, aile içinde yaşanan güzellikler ama bir mekanda çalıştığınız alanlarda da karşılaşacağınız insanlar. Bu karşılaştığınız insanlar arasında bir sempati duyabilirsiniz. Belki de bunun adı gizli bir aşk da olabilir. Çünkü aşklar da çok önemli biliyorsunuz hayatımızda. Sevgiler, aşklar olmadığı zaman kendi hayatımızın nerede olduğunu, ne şekilde olduğunu maalesef bilemiyoruz. Ve peki sevgili balıklar, ne yapmak istiyorsunuz aşkla ilgili konularda? Evet, aynı zamanda size ilgisi olan, aynı mekanda, mekanda çalıştığınız insanlardan alacağınız duyumlar var. Ve tabii ki iş yemekleri, sosyal yemekler, sosyal ilişkiler, gittiğiniz alanlar, çevrenizdeki ilgiler ve tabii ki kıskançlıklar. Evet yakın çevrenize bu ara çok dikkat edin. Acayip derecede bir kıskançlık duygusuyla size yaklaşıyorlar. Ve sizin her yaptığınız atılımın önünü kesmeye çalışıyorlar. Ve rakip, rakip olmaya çalışıyorlar. Konuşurken, sohbet ederken lütfen bazı konuları kendinize saklayın. Bu arada Satürn Retrosu var. Geç 12. ruhsal evinizde. Eski duygular, eski olaylar tekrar atakta olabilir. Biraz dikkatli olun ama dolunay sizin yenilikler evinizde büyük bir patlama, güzel bir enerjiyle Merkür'ün tam zıt, Güneş'in tam karşısında bir dolunay gerçekleşiyor sevgili balıklar. Bu dolunayla birlikte hayatınızda yeni bir pencere açılıyor ve bu duygular belki de şimdiye kadar hiç tanımadığınız duygular, hiç anlamlandıramadığınız ve kendi kafanızda soru işaretleri bırakan duygular bunların patlamasıyla, bunların büyümesiyle birlikte coşkulu alanlar, coşkulu güzel ilişkiler karşınıza çıkacak. Evet belki de belki de sizin çok istediğiniz alanlarda boy göstermeye başlayacaksınız. Pazartesi günü çok dikkat edin. Pazartesi ve salı kariyer evinizde özgürce fikirlerinizi söylerken size karşıt düşünceyle çıkabilirler. Ona dikkat edin. Çarşamba, perşembe yenilikler, duygusal patlamalar, cuma, cumartesi günü sosyal ilişkilerinizle bilinçaltı düşüncelerinizi güzel bir şekilde birleştirip yeni planlar yapacaksınız ve pazar günü de ille de aşk ve duygusallık diyoruz ve bütün gözler sizin üzerinizde. Duygusal anlamda çok beğenileceksiniz ve sosyal ilişkilerin bir numara yıldızı olacaksınız diyoruz. Sevgili balıklar, siz seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere.